Armamızın Gücü programından herkese merhaba. Bu hafta sizlere stüdyomuzdan değil Kıbrıs'tan Acapulco Otel'den sesleniyoruz. Kadın futbol takımımız burada kamp yapıyor. Bizim de bu haftaki konuğumuz Jessica Çarmıklı olacak. Hem takım menajerimiz hem de biliyorsunuz futbol takımı oyuncumuz. Tercümede de tabii ki Onur Başar bizlere yardımcı olacak. Öncelikle merhaba diyeyim, nasılsınız diyeyim. Nasıl geçiyor kamp hemen sorayım. Thank you. Thanks. It's a pleasure to be here. Really happy to be here in this nice weather. Thanks for doing this program. Doing well. We're having a good week in Cyprus. The weather's beautiful. Getting prepared for the second half of the season. So everything's going great. Öncelikle çok teşekkür ederiz buraya geldiğiniz için, bu programı burada gerçekleştirdiğiniz için. Şu an burada çok güzel bir kamp geçiriyoruz. Yaklaşık bir haftadır buradayız. Kampta şu an herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Her şey yolunda gidiyor. Hazırlıklarımız iyi gidiyor. O yüzden hepimiz burada şu an çok mutluyuz. O yüzden teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Bizi de çok güzel ağırlıyorsunuz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Şimdi biliyorsunuz programımızda kadın futbol takımı oyuncularımızın biraz da en başına dönüyoruz. Birkaç böyle başlarda klasik sorularımız var. Ben hemen Jessica'ya sormak istiyorum. Futbolla nasıl tanıştığı, nasıl başladığı en baştan bize anlatması mümkün mü? I think it's a classic story, like a lot of girls. I had older brothers that were playing sports. I was always trying to compete with them. I played for a first team when I was 4 years old and just continued playing from then on, gradually through a good process. I grew up in the States, so it's really popular there. It's a women's first sport. It's really important for parents to put their kids into sports because it helps them develop their confidence. They get lots of friends. There's lots of great things that it brings to your life. So that was something very important to my parents, whatever sport it was. I happened to excel at football and I carried on playing and then brought me here to Turkey. Öncelikle çok teşekkür ediyorum tekrar. Benim aslında hikayem klasik bir hikaye. Ben bir kız çocuğu olarak abilerimle futbol oynamaya başladım. Futbolu onlarla beraber oynadım. Küçük yaştan itibaren, 4 yaşından itibaren futbol oynuyordum. Bir takım içerisinde oynuyordum. Ve bundan çok büyük keyif alıyordum. Sonrasında tabii ki biliyorsunuz Amerika'da kadın futbolu spor olarak hani bir numaradır. Ve herkesin çok popüler bir şekilde izlediği ve takip ettiği bir spor olduğu için ben de futbolu seçtim. Futbolda ilerlemek istediğime karar verdim. Tabii burada benim de ailem bana çok destek oldu. Ve bildiğiniz üzere ailelerin çocukların spora yönelmesi konusu gerçekten çok önemli. Çünkü bu oyuncuların özgüvenini, sosyalleşmesini, arkadaş çevre kurması açısından da çok çok önemli. Ben de bu şekilde ilerledim ve sonrasında da kariyerimi futbolda devam etmeye karar verdim. Belli bir kariyerden sonra Türkiye'ye geldim ve Türkiye'de devam ediyorum. Evet, Türkiye'ye gelişini de dinlemek istiyorum. Bizimle yollarının kesişmesini de merak ediyorum. Hemen Türkiye'ye yolunun nasıl düştüğünü öğrenmek istiyorum. It's interesting, you know, I had a lot of friends from university that were living in Turkey and I came to Turkey the first time in 2007. Came to a resort in Antalya and I was like, wow, this is so beautiful. I've never seen anything this beautiful. I remember also landing in Istanbul and just seeing like the Bosphorus, how blue it was. And it was just so beautiful. And this weird feeling kind of felt like home. And I remember thinking, probably gonna live there someday. You know, this is a really nice place. And then I had the opportunity to come here and move here. And initially I was gonna play football here. But the league wasn't so developed back then. I was playing in Spain and then Russia and then was speaking to a team here and some people at the Federation and they recommended me to play for a team here. Except I came and it wasn't at the standard and quality that women could earn a living from football here. So I chose to teach actually. I worked as a teacher in Turkey and I also worked in a sports company as well in tennis. So I got to see both sides of the game. And then when larger teams started getting involved in the game, I chose to get back involved in football, and I'm really glad that I did. Öncelikle benim Türkiye'ye gelme hikayem biraz enteresan bir hikaye. Çünkü benim Türkiye'de arkadaşlarım vardı ve onlarla konuşuyordum. İlk Türkiye'ye geldiğimde Antalya'ya ayak basmışım ve gerçekten de Antalya'nın o güzel otel ortamından, turizminden çok etkilemişti. Sonrasında tabii ki İstanbul gibi mükemmel bir şehirde olmak, o boğazı yaşamak, o ambiyansı yaşamak, o tarihi yaşamak beni o da çok çok etkiledi ve çok enteresan bir şekilde İstanbul'da ilk ayak bastığımda bir gün ben bu şehirde yaşayabileceğimi hissettiğimi fark etmiştim ve bu da beni çok heyecanlandırmıştı. Türkiye'ye aslında futbol için geldiğimde biliyorsunuz Türkiye'de o zaman 2007 yılında ilk gelmiştim. Geldiğimde Türk kadın futbolu ve kadın futbol ligleri çok gelişmiş, şu anki olduğu seviyede gelişmemişti. Ben Rusya'da oynadım, İspanya'da oynadım ve sonrasında tabii ki oradaki futbolun seviyesi şu an hani Türkiye'den daha üst seviyede olmasıyla beraber tabii Türkiye'de oynamaya karar verdim ama
O zamanki koşulları tabii ki biraz zordu ama sonuçta ben Türkiye'ye gelip Türkiye'de oynamaya karar verdim. Harika, iyi ki gelmiş, iyi ki bizimle de yolları kesişmiş. Şimdi aslında Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı kuruluş aşamasında oldukça mesai harcadı Jessica. Orayı biraz dinlemek istiyorum çünkü dünyanın her yerinden muhteşem futbolcuları seçip takımımıza kazandırdı. Geçen hafta da Erin yeni konuğumuzdu, o da Jessica'dan bahsetti ki kendisine de teşekkür ettik. Bayağı uzak bir yerden, kıtalar arasından oyuncu getirdi bize ve hemen Türkiye'ye takımı adapte etti. O süreci de biraz kendisinden dinlemek istiyorum tabii ki. It was actually a really great opportunity to help start the women's team from scratch here at Fenerbahce. It was a great honor for me to be offered this position by our board and by our president and by all of our congress members and Dernek members to start this women's club. It's making such a big impact for women in this country and for the growth of women's football, and that's one of UEFA's priorities. Especially Fenerbahce with their he for she motives. This is such a great opportunity for them to lift women up, and the reach of this brand that Fenerbahce has, we can make such a big difference. So I was really happy to take part of this program, and our team has already started in this 6 months to really make a huge impact across the nation, and that was one of my goals. How much of an impact can we make for women's football? And I'm so happy to be part of this club. The first 4 months were very, very tiring. Before there were only 14 teams in the first league, and then 10 new teams along with Fenerbahce joined the league, and there weren't a lot of women's players to choose from. There wasn't a lot of opportunity. So the player pool, it was very narrow. There weren't a lot of players to choose from. So we did in the beginning, in this initial season, have a hard time making negotiations. The value of players increased, our initial budgeting that we thought would have worked out. We had to make lots of concessions in that area, but we're really happy with the team we created. I believe that we got a lot of good quality farm players, and also convincing them to come to this league, which isn't the top leagues like Europe, in England or in Spain or in Russia, but I think we got a good group of quality players that appreciate and really love being here in Turkey, and they also believe in help growing this league and what the Fenerbahçe brand has to offer. So it's been a really exciting journey. Öncelikle tabii ki Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün kadın futboluna girmesi çok önemli bir olay, çok önemli bir gelişim kadın futbolu için. Tabii ki ben de bu projenin bir parçası olmaktan dolayı ve ilk bu teklifi aldığımda gerçekten de çok gururlandım, çok mutlu oldum. Burada tekrar başkanımıza, yönetim kurulumuza, tüm üyelerimize, kongre üyelerimize, herkese çok çok teşekkür etmek istiyorum. Kadın futbol branşının açılması için herkes destek oldu, destek verdi ve biz çok kısa bir zaman içerisinde kadın futbol takımını hayata geçirdik. Tabii ki bu süreç İşte sezona aslında geç başladığımızdan ötürü kadroyu kurmak, planlamasını yapmak aslında çok kolay olmadı. Gerçekten de çok zor bir 4 aylık bir süreç yaşadık. Çünkü bildiğiniz üzere bir branş yeniden kurulduğunda tabii ki burada çok çok önemli konular var. Bunun bütçesi var, kadro planlaması var, fiziki koşullar var ve bunlar tabii ki bunlar bizi zaman zaman zorlayan konulardı. Ama tabii ki özveriyle çalışarak, doğru kadro planlamasını yaparak biz burada şu an çok iyi bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum. Tabii ki belli seviyedeki yabancı oyuncuları Türkiye'ye ikna etmek tabii kolay olmadı. O süreçte çok görüşmemiz gereken konular oldu, oyuncular oldu, menajerleri oldu, temsilcileri oldu. Çünkü biliyorsunuz şimdi bazı oyuncuların geldiği ligler Türkiye'nin seviyesinden şu an için biraz üstünde. Bu Amerika olsun, Avrupa olsun, bu tarz ülkeler futbol anlamında bizden şu an ileride olmalarına rağmen biz tabii ki onları doğru yaptığımız işlerle ikna ederek ve burada neler yapmak istediğimizi burada ortaya koyarak iyi bir iş çıkardığımıza inanıyorum ve şu an takıma baktığımızda iyi bir yolda gidiyoruz, iyi yoldayız, iyi oyunculara sahibiz ve inşallah bundan sonra daha da iyi noktalara geleceğiz. Kesinlikle öyle. Şimdi bir de idari menajerlik kısmından ya da takım menajerliği kısmından ziyade bir anda da kendisini tekrar futbol sahasında buldu. Evet, çok iyi bir oyuncuydu, çok güzeldi ama biz tamamen yönetim kısmına geçtiğini düşünürken bir baktık tekrar Jessica sahada. O hikayeyi de kendisinden dinlemek istiyorum. Neler hissetti? Ara verdi, tekrar sahaya geçti. Şu an hala da bu arada Kıbrıs'ta da inanılmaz yoğun bir antrenman programı var. Jessica da öyle, her antrenmanda yerini alıyor. Hem yönetici hem futbolcu neler söylemek istiyor bu konuda? You know, it's tiring, but it's worth it. Football is a game that the world's passionate about. It's something that women, that everybody can feel passionate about. So it's always good to step on the field. It's a break from the stresses of, sometimes that you face as the management.
But I love being on the field, and I'm willing to do whatever it takes this year for us to reach the championship. Last year in, I believe it was May, just after winning the first league championship last year with the Women's League, I decided to call it quits for football. And at that time, there was no word of Fenerbahce starting a team, so I was ready to hang up my boots after, you know, knocking in that championship. And then I got a call and they said, you know, Fenerbahce is starting a team, are you interested? And I was like, yeah, let's go, let's do this again. And initially they asked, you know, would you like to coach? Would you like to be a manager? What do you want to do? What do you want to see yourself doing in football? I said, I'd like to help grow the game. I'd like to help make a legacy out of this branch here, this women's football branch, not just for 1 year, but for the foreseeable future, just like Fenerbahce has done with their women's basketball and their volleyball team. So that was my first priority. And then our coach, teammates, our board, our president said, can we see you on the field one more time? And I said, yeah, of course, why not? Everybody likes being on the field. So it's a pleasure to step on the field with those girls working hard every day, with our coaching staff, with everybody giving this 100% effort. I mean, it's not, you don't just look at the team on the field. There's a team of people behind and a team of people on the field that are giving their 100%. So however I can do, I'm happy to do. Tabii ki dediğiniz gibi şimdi buradayız, kamptayız. Aslında yorucu bir süreç ama tabii ki bu yoruculukla beraber çok da keyif verici. Beni çok mutlu ediyor. Tabii bildiğiniz gibi bir futbolcu için sahada olmak çok önemli ve çok mutluluk verici bir duygu. Dolayısıyla ben tabii ki buraya ilk geldiğimde benim aslında buradaki görevim aslında takım menajerliğiydi. Ve tabii ki bu takım menajerliğin yanı sıra ben geçen sene bildiğiniz gibi aslında Mayıs ayında bir önceki takımımla Türkiye Lig Şampiyonluğu kazandıktan sonra aslında futbolu oynamamayı hatta futbolu bırakmayı düşünmüştüm. O zamanki aldığım karar o doğrultudaydı. Ve tabii ki Fenerbahçe ile yollarım kesişince ve bu göreve soyunduktan sonra tabii ki hocamız olsun, takım arkadaşlarımız, yöneticilerimiz olsun. Bunlar bana böyle bir Jessica bir kere daha oynamak ister misin, düşünür müsün dediğinde bu beni aslında bir yerde inanılmaz heyecanlandırdı. Çünkü bir futbolcu, futboldan gelen bir insan her zaman sahada olmaktan keyif alır. Ve ben de evet ben de bu sezon takıma katkı verebileceğime inandığım için, kendime de güvendiğim için bunu yapabileceğime inandım. Ve o noktadan sonra bu yola çıktık ve şu an çok çok mutluyum. Çünkü tabii ki bildiğiniz gibi sahadaki olan takımla beraber aslında takımın arkasında da çok güçlü bir ekibimiz var. Çok güçlü çalışıyoruz. Çok önemli işler yapıyoruz ve bu çalışmaları yapmak kolay değil. Çünkü çok yorucu bir süreçten geçiyoruz. Ama motivasyonumuz olsun, çalışma arzumuz olsun, üst seviyede olduğu zaman gerçekten de bu sezonun sonuna ben de bir oyuncu olarak, bir yönetici olarak bu takıma elimden gelen her şeyi vermeye hazırım ve bu motivasyonla da zaten sahada %100'ümü veriyorum. Kesinlikle öyle. Yani hem saha içinde hem saha dışında %100'ünü veriyor. Peki bu kendisinde bir mesela avantaj veya dezavantaj yaratıyor mu? Onları da merak ediyorum. Ya bizim için evet takım için çok büyük bir avantaj Jessica gibi donanımlı birine sahip olmak ama kendisi neler düşünüyor? Hani neler yapıyor? Çünkü gerçekten çok zor iki tarafı da idare etmek. Aslında şöyle de bir durum var. Hani hem kızları yakından tanıyor, her şeyi iyi biliyor. Takımı kendi kurdu, sonra geçti içinde oynadı. O avantaj ve dezavantaj kısmını da dinlemek istiyorum. Actually, for me, it's pretty easy to change those hats very quickly because I've also been a football player, but previously I've also worked in management. So for me personally, it's very easy to find the respect of both of those roles and not carry one Jessica over to the other part. There's some things that you share with the players, there's some things you don't share with the players. There's some things that stay between the coaching staff and the other parts of the organization. And personally for me, I find it very easy. I'm also a very disciplined person in that regard. My husband calls me Justice. I like my organization. I like things to be fair. So is it tiring? Yes. But is it difficult to change those hats? No. I think every kind of woman does it. As a mom, you have to change that hat, not just in your work life. You also have to be that mom. And so it's something I'm used to and I'm really happy to do. Şimdi tabii ki dediğiniz gibi futbolculuk, yöneticilik arasında farklılıklar var. Hani bir taraftan oyunculuk şapkasıyla yöneticilik şapkası farklı. Ben bunda açıkçası çok zorluk çektiğimi düşünmüyorum. Çünkü tabii ki futbol oynadığınızda, bir futbolcu olduğunuzda tabii ki takım içerisinde kalması gereken bazı konular var. Sonrasında yönetici tarafına geçtiğimde yönetim tarafında kalması gereken başka konular olduğu zaman ben o çizgiyi iyi koruyabilen bir insan olduğumu düşünüyorum. Çünkü yıllarca futbol oynamakla beraber ben aslında hani mesleki olarak da yöneticilik tecrübem de olduğu için
bu konuda çok zorluk yaşadığımı düşünmüyorum. Bir de bildiğiniz üzere anne olduğum için anneler biliyorsunuz aynı anda o şapkayı değişik değişik rollerde değiştirmesi gerekebiliyor. Ben bunu başarabildiğime inanıyorum. Tabii ki önemli. Gerçekten de futbolcuysanız futbolda kendinizi sahada %100 vermek çok önemli. Yönetecek dediğinizde de orada başka dinamikler var. Onları da iyi dengelemek çok önemli. Şu an için bu konuda bir sıkıntı veya bir sorun yaşamıyorum. O yüzden şu an her şey güzel gidiyor. Evet. Yani az önce anneliğinden de bahsetti. Özellikle onu da sormak istiyorum. Anne Jessica, eş Jessica, futbolcu Jessica, yönetici Jessica nasıl yapabiliyor, nasıl yetişebiliyor? Annelik de gerçekten inanılmaz. Hani çünkü temponuzu biliyorum. Anneliğe ne vakit ayırabiliyor? Evde ne kadar süre vakit geçirebiliyor? Gerçekten çok merak ediyorum. Zorlanmıyorum diyemem çünkü bu sene yeni kurduk bir şube. İlk 4 ayda özel hayatım pek yoktu. Arkadaşlarım görmedim. Ne zaman seni göreceğim? Dedim ki biz şampiyonlukta yaşamaktan sonra görüşürüz gibi bu yola çıktım. Çünkü bir startup olduğu gibi düşünürsünüz. Yani bir yeni doğan bebek. Ben o süreçte yakından yaşadığım için yani bu Fenerbahçe kadın takım benim yeni bebek gibi düşünüyorum. Çok ilgi ihtiyacı var. Bazen bir çocuklar da var. Yeni bebek de gelir. Biraz ondan daha fazla ilgilenmek gerekir. Ama en kısa zamanda o bebek de büyüyecek ve kendine ayaklar da basacak. Ve bu bebek aslında çok hızlı büyüdü. Çok evet, iyi gidiyoruz. Without crawling, we just straight went running. And I'm really proud of how this branch is growing. And now recently I've been able to separate some more time for my family, bring them to the training. And it's really rewarding. And I'm doing this for also my daughter. So she has, you know, a future maybe in football if that's what she wants to choose. And yeah, I think it's great for my son too to see that, you know, football is not just a men's game. My mom plays football. So for him, it's really interesting. If you ask who plays football, he says, yeah, mommy, it's a girl's game. So that's also rewarding. But most importantly, making a successful branch here, trying to get the championship this year and helping this program grow has been really, really rewarding for me. Bölümde zaten ilk bölümde Türkçe. Bu arada seyircilerimize dili değiştirdim. Seyircilerimize hatırladım. Jessica aslında gerçekten bizi çok iyi anlıyor. Çok da güzel Türkçe konuşuyor ama yayında Onur Bey'den özellikle rica etti. Tedirgin oluyorum. Lütfen bana yardım edebilir misiniz? Ama böyle yarı Türkçe yarı İngilizce programımızı geçireceğiz. Yadırgamayın diyeyim. Hemen İngilizce kısmını tercüme edeceğiz. Şimdi şöyle tabii ki ilk kısmını Türkçe biliyorsunuz. İngilizce geçtiğimiz noktada şöyle bir durum var. Tabii ki benim anne olmam ve çocuklarıma da aslında iyi bir örnek olmam benim için önemliydi. Özellikle biliyorsunuz bir kızım, bir oğlum var. Tabii onların da bir kız çocuğunun da futbolda yeri olabileceğini ona hissettirmek, onu yaşatabilmek benim için gerçekten çok önemli. Oğlum olsun keza onların da sporda bir yer almasını istiyorum ileriye dönük. Tabii ki bir anne olarak kolay değil. Gerçekten de yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Çünkü sezon başında çok yoğun bir tempoya girdik kadın futbol takımı olarak. Ama onlara da hayatta her şeyi dengeli bir şekilde yapabileceğinizi, kendinizi verdiğiniz zaman bir insanın, bir kadının, bir erkeğin istediği her şeyi yapabileceğini olabildiğince bir kadın olarak, güçlü bir kadın olarak göstermek için elinden geleni yapıyorum ki onların da yarınları, gelecekleri aydınlık olsun ve iyi olsun. Kesinlikle. Bu arada çocuklar için şunu söylemek istiyorum. Çok havalı annelerinin futbolcu olması. Aşırı havalı bir şey. Mükemmel bir durum olarak görüyorum ben şahsen. Şimdi biraz da lige gelmek istiyorum. Takıma gelmek istiyorum. Şimdi Fenerbahçe'nin de kadın futboluna girmesiyle birlikte lig daha da kızışmış hale geldi. Bu sene gerçekten kadınlarda iyi futbol izlemeye başladık. Sen nasıl değerlendirirsin? Fenerbahçe işin içine girince işin rengi bayağı bir değişti bence. Sen neler söylemek istersin Fenerbahçe'den öncesi ve sonrası için? I think there's a huge improvement in the competition and what the expectations are for the Women's League. And I think Fenerbahçe, together with all of our team, with the board, with the support of our president, with the support of our fans, we've really set the standard for what you should expect from a women's team on all regards, you know, on our play style, on our management style, on how we take care of our players. And I think that's really important and that's something that was needed in the game.
the competition level, that was something that we definitely need to be successful in Europe. It's not just about being successful in your local league. We also have to do well in Champions League. We have to raise the coefficient so we can send more Turkish teams. So, you know, the whole system grows here, and that's also something we're working on, to not just win the local league, but also to go to Champions League and produce a good team. So, you know, we... My goal, our goal, I would say, is within 5 years to get to, you know, maybe the quarterfinals in Champions League. So. Dediğiniz gibi tabii ki Fenerbahçe bu işin içine girdikten sonra organizasyon anlamında, turnuva anlamında gerçekten büyük bir farklılık yarattığına inanıyorum. Yarattığımıza inanıyorum. Baktığınızda şimdi Fenerbahçe bu işin içine girdiğinden bu yana Fenerbahçe başkanımızın desteğiyle, yönetimimizin, camiamızın, taraftarlarımızın desteğiyle gerçekten çok farklı bir boyut kazandı. Biz Fenerbahçe olarak hem saha içi sportif olarak bir stilimizi, bir tarzımızı ortaya koymaya çalışırken aynı zamanda yönetim stilimizi de oyuncularımıza nasıl imkanlar sunduğumuzu, nasıl bir profesyonel ortam sunduğumuzu burada vurgulamak istiyorum. Çünkü gerçekten de her ne kadar yeni başlamış olsak da kadın futbolunun gelişmesi için bu çok çok önemli. Biz Fenerbahçe olarak herkese örnek olmak isteyen bir kulübüz. Olmak zorundayız da çünkü büyük bir camiayız. Ve baktığınızda tabii ki bizim için bir temel hedefimiz her zaman şampiyonluk ve aslında bununla yetinmeyip sadece yerel liginizi kazanmak değil, aynı zamanda uluslararası arenada da başarılı olmak gerçekten çok çok önemli ve bizim aslında böyle bir hedefimiz var. Sadece Türkiye'de, Türk liginde şampiyon olmak değil, ileriye dönük inşallah 5 sene içerisinde Şampiyonlar Ligi'nde en azından çeyrek finale ulaşmak gibi hedeflerimizi biz şimdiden planlamalarını yapıyoruz ve o doğrultuda da yönetimimizle beraber, takımımızla beraber, yönetimimizle beraber çok ciddi planlamalar yapıyoruz. Mükemmel. Şu an konuştukça bile heyecanlanıyorum. O durumları gördüğümüzde düşünemiyorum nasıl bir şey olacağını. Şimdi takım kurmak, evet, pozisyonların en iyilerini bulmak büyük bir başarı. Fakat bu ortamı kurmak, hani herkesin yapabileceği bir şey değil. İnanılmaz bir aile ortamı. Yani bunu sadece saha içinde söylemiyorum. Saha dışında da, teknik ekipte, staffta, yani saha arkasında çalışanlar da muazzam bir arkadaşlık ve aile ortamı var. Bunu nasıl sağlayabildiniz bir yönetici olarak? Bir de takım arkadaşlığı kısmı da var tabii bunun. Bunun oluş biçimi nasıl oldu onu merak ediyorum. That was something we took very seriously when we were planning the team. We looked at where we're bringing players from, what leagues we're bringing them from, and what they can add to the Turkish league. So I had the advantage of playing in Russia, playing in Europe, playing in the States, and knowing the cultures and my experiences living in those countries. And if I bring a player from there, what am I bringing to Turkey? Not just the style of play, but the kind of person. What are they going to do for the team? How are they going to get along with the players? Are they? We also have a team of very young players, because as I mentioned, the pool of players was very limited. So we decided to take a lot of players that we could build through the years. What we did was we took some European players that had enough of the the skills to get us to the next level, but also the cultural ability to help develop our young players, to make this family unit. And it's been a good balance of mixing Turkish culture and different international cultures. And it's also a little bit of luck that everybody gets along, but it's also a lot of work. We do a lot of team building. Our coaching staff is really great about that. So, you know, and the most important thing is believing in your goal together. And that's one of the differences that make a team, you know, this family unit and being there for each other on the field, covering your friends' mistakes. How can you lift them up? And that's something that we've kind of instilled in the culture from day one. And it's really important for the success of the program. Takım planlamamızı yaparken zaten ilk yola çıktığımızda bizim için en önemli unsurlardan bir tanesi sadece iyi bir takım olmanın yanı sıra aynı zamanda iyi bir, güçlü bir aile olmak bizim için gerçekten çok çok önemliydi. Ve biz bunun çok ciddi bir planlamasını yaptık. Keza biz yurt dışından oyuncu getirirken sadece rastgele oradan ya da buradan bir oyuncu getirmektense her bir oyuncunun hangi ülkeden geleceği, bu oyuncu profilinin kültürel anlamda, futbol anlamında bize neler katabileceğini çok çok eniyle boyuyla her açısından değerlendirmek zorunda kaldık. Çünkü bildiğiniz gibi bizim kadromuz aynı zamanda çok genç ve potansiyeli yüksek oyuncular da var. Ve burada her gelen yabancı oyuncunun sadece saha içerisindeki neler katabileceğiyle beraber bu genç oyuncuları uzun vadedeki gelişimlerine neler katabileceklerini çok değerlendirdik, çok düşündük. Tabii ki bu işin içinde biraz şans da var ama biz gerçekten de bu değerlendirme
sürecini çok ciddiye aldık ve şu an bunun meyvesini yaşadığımızı düşünüyorum. Çünkü baktığınızda bir takım olmakla beraber aynı zamanda bir aile olmak çok önemli. Çünkü bazen yeri geliyor saha içerisinde takım arkadaşınızı kaldırmanız gerekebiliyor. Ona ekstra motivasyon vermeniz gerekebiliyor. Veyahut da saha dışında onunla zaman geçirip onun belki bir sorununu çözmemiz gerekebiliyor. Ve bu ölçüde biz gerçekten de iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyorum. Çünkü her oyuncunun geldiği ülkeden farklı bir kültür, farklı bir bilgi, farklı bir tecrübe getirmesi gerçekten de takımımıza çok inanılmaz bir tecrübe ve donanım ve deneyim katıyor. Ve bu bizim hem Türk oyuncularımız için, hem genç oyuncularımız için, hem de uluslararası diğer ülkelerden gelen oyuncular için çok önemli. Şimdi bunların hepsini harmanladığımızda da gerçekten de ortaya çok güzel bir ortam, çok güzel bir aile anlayışı çıkıyor ve biz de zaten bu tarz kamplarla, takım aktiviteleriyle, özellikle teknik eğitimimizin bu konuya çok önem vermesi, gerçekten de iyi işler çıkardığımıza inanıyorum ve tabii ki uzun vadede bunun daha iyi seviyeye gelmesini dört gözle bekliyoruz. Öyle. Şimdi biraz ilk yarıyı değerlendirme, genel bir değerlendirme isteyeceğim. Kendisi de az önce bahsetti. Bebeği şu anda, ufacık bir bebeği bir yetişkin haline getirdi. Çok hızlı büyüdü. Çok hızlı büyüttük takım olarak. Şu anda da ara dönem kampındayız. Önümüzde de ikinci yarıda çok önemli maçlar oynayacağız. İlk yarıyı yeni bir takım olarak nasıl gördü? Nasıl? Gerçi biz saha içindeki başarılarımız, gollerimiz tartışılmaz ama hem içeriden hem de dışarıdan bir göz olarak ilk yarı yeni kurulmuş bir Fenerbahçe kadın futbol takımını nasıl buldu bu zamana kadar? I think we've made just huge strides from the beginning. I think even at times we surprised ourselves with how well we were working, but I think that comes down to the motivation of the people we have in this program and the motivation of the players and also the impact of the brand Fenerbahce has and the motivation that gives the players and the people working for the team and the support, the incredible support we've seen from the fans, from the management. You know, we have our president and all of the board members watching our games. The fans always making comments, and that really means a lot to us. So with that support, we're also stepping onto the field more motivated. But we've been working really hard on building our game, building our team shape, building up play from the back, mm-hmm. and slowly adding to the team. We dropped a couple points in two matches in the beginning of the season, but we've added players since then. We had some unfortunate circumstances with COVID. We mm-hmm. had some players out to COVID. Our first match against Besiktas, we had mm-hmm. three players out because of illness. But everybody is, you know, back, everybody's feeling 100% and we're really looking forward to the next part of the season. I think we were very, very successful the first half of the season for a newly created team. We've gotten a lot of feedback that we don't look like, mm-hmm. at that time, a four-month, a two-month-old team. We look like we've been together for years, so mm-hmm. that also motivates us. But, you know, we're not taking that for granted. We just still every day are coming out to training, putting our heads down, working hard and just expecting more and more of ourselves each day. Tabii ki baktığınızda ilk günden bugüne, sezonun başında aslında baktığınızda biz çok büyük ve çok önemli adımlar attığımızı düşünüyorum. Hatta zaman zaman biz kendi kendimizi bile şaşırttık. Çünkü gerçekten de daha yeni sıfır kurulmuş bir takım için şu anki bulunduğumuz nokta, geldiğimiz nokta hepimize aslında baktığınızda mutluluk verici. Şimdi tabii ki burada çok önemli faktörler var. Öncelikle camiamızın desteği, başkanımızın desteği, yönetimimizin desteği ve Arma'nın gücü, Arma'nın büyüklüğü, camianın büyüklüğü de bu bizim için, herkes için ekstra bir motivasyon oluyor. Futbolcusundan, teknik eğitimden, normal çalışan personeline kadar herkese Fenerbahçe'de olmak büyük bir motivasyon veriyor ve herkesin işine ve yaptığı işe yansıdığını düşünüyorum. Şimdi sezonun başında tabii ki ilk 4 aya baktığımızda zaman zaman şanssızlıklar yaşadık. Biliyorsunuz pandemi süreci nedeniyle oyuncumuz Covid oldu. Orada biraz sorunlar yaşadık. Beşiktaş'la oynadığımız ilk lig maçında orada 3 tane oyuncumuz rahatsızlığı nedeniyle müsabakaya çıkamadı. Ama tüm bütüne baktığımızda gerçekten de şu an iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Her geçen gün güçlendiğimizi düşünüyorum. Ve zaten özellikle oyun planımız, geriden oyun kurmamız olsun, takım taktiklerimiz olsun. Bunlar üzerine son 3-4 ayda çok ciddi olumlu adımlar attığımızı düşünüyorum. Ve her geçen gün bir taşın üzerine bir taş daha koyuyorum.
yapıyoruz ve bu bizim için uzun vadede çok önemli olacak. Sezonun ikinci devresinde daha güçlü olacağımıza inanıyorum. Çünkü takım olarak çok iyi çalışıyoruz, çok iyi hazırlanıyoruz. Hem saha içi hem saha dışı. Evet, sezonun ilk devresinde iki maçta puan kaybettik ama ikinci yarı daha güçlü olarak, zaten takımımıza da takviyeler de yaptık, biliyorsunuz bunu. Ve onların da ekstra katkısıyla beraber çok daha başarılı bir ikinci devre geçireceğimize inanıyorum. Kesinlikle. Şimdi ikinci devreye de çok önemli bir karşılaşmayla başlayacağız. Önümüzde pazar günü Beşiktaş derbisi olacak. Kendi sahamızda oynayacağız. Beylerbeyi 75. yıl stadyumunda. Nasıl bir maç bekliyor önce onu sorayım. Sonra da tabii ki taraftarın mesajını Türkçe olarak almak istiyorum mesajı. I think this is going to be a great judge of where we've come as a team. It's obviously one of the most difficult teams in the league. They were the champions last year. Now the league is split in two. They're obviously the leaders. They're 6 points ahead right now, but I feel very confident that our team can get this win. We've been working really hard. We made great additions to the team. We've already proved with the first match that we're not that far behind. We thought that we probably could have had that match a little bit closer, but it's going to be a good test of what we've done and, you know, what our girls are capable of. And I'm really looking forward to that match. And I really believe that we can win this match. So. Şimdi evet, bildiğiniz gibi Beşiktaş maçı bizim için iyi bir gösterge olacak. Neyin göstergesi olacak? Sezonun birinci devresiyle ikinci devre arasındaki kat ettiğimiz yolu için onu değerlendirmek, onu görmek için iyi bir fırsat olacak bize. Biz takım olarak zaten o süreçte, bu sürece baktığımızda iyi takıma takviyelerde bulunduk ve bu takviyelerin de bu önümüzdeki oynayacağımız maçta daha çok, daha net bir şekilde ortaya çıkacağını düşünüyorum. Baktığınızda aslında o ilk maçı da değerlendirdiğimizde bizim için şu çok olumlu bir şeydi. Aslında Beşiktaş gibi yıllardır kurulmuş bir takımın çok çok gerisinde olmadığımızı göstermişti. Çünkü o maçta da aslında pozisyonlara girmiştik. O maçı kaybetmeye de bilirdik. Ama o maç geride kaldı. Şimdi önümüzde yeni bir maç var, yeni bir devre var ve biz bu maça daha iyi hazırlanarak, daha güçlü olarak, ki şu anki gidişata baktığımızda da kendimizde o özgüveni görüyoruz. Takım içerisindeki oyuncuların inancı, motivasyonu, gerçekten de pazar günkü maça çıkıp o maçı kazanacağımız doğrultusunda herkesin gözündeki o ışığı görüyorum. Teknik heyetimiz, futbolcularımız olsun, camia olarak, ve ben gerçekten de bu hafta sonu o maça çıkıp kazanacağımıza inanıyorum. Kesinlikle. Taraftara mesajını da hemen alayım son olarak. Bunu da Türkçe olarak kameramıza bakarak söylersen çok sevinirim. Tabii ki hepinizin desteğiniz için bekliyoruz. O stadı dolduralım. İlk senemiz, sizin destek çok iyi bekliyoruz o maçta. Bizim hikaye birlikte olun. Bu sene şampiyon olacağız. Hadi gelin. Ay, mükemmel, harikasın. Evet, bu sene şampiyon olacağız. O kupa müzemize gelecek. Biz de burada kutlamalar yapacağız. Ben çok teşekkür ediyorum gerçekten. Bu yoğun antrenman programının arasında bize vakit ayırdığı için Onur Bey, size de ekstra teşekkür ediyorum. Jessica'ya yardım ettiğiniz için. Gerçi dediğim gibi Jessica aslında çok iyi Türkçe konuşup çok iyi anlıyor ama biraz yayında tedirgin olmasın diye Onur Bey'den destek istedik. Son sözlerinizi alayım ve programı kapatayım. Var mı? Thank you also for taking the time to come out here to support us. And thank you, Onur, for translating. Ben de kendi adıma gerçekten de teşekkür etmek istiyorum. Hani takımımız adına, siz her zaman, her hafta bizlerle berabersiniz. Siz zaten bize inanılmaz destek veriyorsunuz. Her maçta beraberiz. İnşallah güzel bir maç olur. Galip geliriz. Yolumuza başarıyla şu son maçlardaki elde ettiğimiz seriyi devam ettireceğimize inanıyoruz. Her şeyi çok çok iyi olacağını düşünüyoruz ikinci devrede. O yüzden teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, bu hafta Armamızın Gücü programını Kıbrıs Acapulco Otel'de yaptık. Takımımızın kampında gerçekleştirdik. Biz tekrar hatırlatırım. Az önce Jessica da sizlere seslendi. Pazar günü tüm taraftarlarımızı Beylerbeyi Stadyumu'na derbi heyecanını yaşamaya davet ediyoruz diyelim. Ve şimdilik buradan hoşça kalın. Haftaya görüşmek üzere.